Bandırma'ya geldiniz bugün. Evet. Geliş nedeninizin bir amacını bize anlatır mısınız? Evet. Şimdi Bandırma limanı olan çok iyi konumda, sanayisi olan, ticareti olan bir şehrimiz. İstanbul'a ulaşımı sorun. Feribot çalışıyor uzun süreli mesafede. Bizim deniz uçağımız var. Gemlikle Balat arasında, İstanbul arasında çalışan. Bunu Bandırma'dan da İstanbul'a çalışacak şekilde, Bandırma'dan diğer yerlere çalışacak şekilde çalıştırmayı düşünüyoruz. Seabird Havayolları da işbirliği halinde burada. Bizim Bursa'nın en büyük ulaşım firması durumundayız. Bursa'nın toplu ulaşımı tamamıyla sağlamış durumdayız. Bu konuda çalışmalarımız var. İSKEL'e nerede yanaşma yeri olabilir uçak için? Onu konuşuyoruz. Bu uçaklarımız kaç kişilik? 18 kişilik. 18 kişilik. Denize inebiliyor. Dolayısıyla limana yanaşacak. Evet, kaç saatte İstanbul'a alacak ve İstanbul'da 35, nereye yanaşacak? İstanbul 35 dakika dolaşacak ve İstanbul'da Balat'a inecek, Haliç'te. Evet. Haliç'te Balat'a yanaşacak. Şu an zaten orada iskelemiz var. Evet, seferlerin kesin bir tarihi var mı başlamak için? Kesin tarih şu en kısa zamanda diyebiliriz. En kısa zaman bir tarih vermiyoruz. Tarihi şu açıdan vermiyoruz. İskele yerini belirleyeceğiz. Bu iskeleyle ilgili prosedür yürüyecek. Gerekli izinler alındıktan sonra izinler alınamaz başlayacağız. Çünkü uçağımız var. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kar... Geldi balıklar çobanı konuşayım daha da.
bakıyorlar, limanişkeler bakıyorlar, ne yapıyorlar? Neyle mi gidiyorlar onu? Ne çalıştı? Ne bunun adı?